İstanbul'da 12 bebeği ölüme sürükleyen Yeni Doğan Çetesi soruşturmasında yeni bir skandal var. Çeteyi soruşturan savcı çete tarafından ölümle tehdit edildi. Hem de makamında. O anlar kamuoyuna düştükten sonra da aslında bir süreç başladı. Sevgin Begüm Yavuz şu anda Büyükçekmece Adliyesi'nde bizi bekliyor. Savcıyı tehdit eden 8 kişi gözaltına alınmıştı, adliyeye sevk edildi. Kim bunlar? Nasıl tespit edildiler? Bugün kendilerine ilişkin bir sonuç ortaya çıkar mı? Tutukluluklarına karar verilebilir. Son durum ne? Begüm aktaracak. Osman Kenan Çapoğlu 12 bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı makam odasında tehdit edilmişti. Ona ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltına alınarak sabah saatlerinde adliyeye getirilen 8 şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da suç ceza hakimliğine sevk edilecekler. Buradan adli kontrol ya da tutuklama şeklinde bir sonuç da çıkacak. Aslında İstanbul Çorlu ve Tekirdağ'da 12 bebeğin yoğun bakım girmemesi gereken bebeğin gereksiz şekilde uzun süreler yoğun bakımda tutulmasına ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Doktorların 112 ile anlaşmalı bir şekilde bebekleri yoğun bakım ünitelerinde uzun süreler beklettikleri ve burada hatalı tedavi uyguladıklarına ilişkin bir iddia vardı. O iddiaya ilişkin de bir soruşturma başlatılmıştı ve o soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı makam odasında bir avukat tarafından tehdit edilmişti. Hem telefonla hem de makam odasında avukat tehdit etmişti Cumhuriyet Savcısını ve buna ilişkin de bir soruşturma başlatıldı ve buna ilişkin tespit de aslında savcının makam odasına ses kayıt ve dinleme cihazlarının yerleştirilmesi ve savcının yakınlarına ilişkin de aynı zamanda suikast düzenleneceğine ilişkin bir iddia vardı. Bu iddiaya ilişkin de savcının yakınlarına ilişkin bilgileri kimlerin sızdırdığına yönelik geniş çaplı bir araştırma yapıldı ve bu araştırmalar sonucunda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin hemen ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Gözaltında olan şu an 8 şüphelinin arasında 2 avukat da bulunuyor yine aynı şekilde ve şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Önemli bir gelişme de var aslında. Savcılıktaki işlemler sürerken tetikçi itirafçı oldu ve kendisi $100.000 suikast için $100.000 teklif edildiğini ifade etti. Aynı zamanda kullanılmak üzere sürücü ve motosiklet de ayarlanacağını ifade etti. Yine burada verdiği ifadede şüphelilerin 8 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Ardından işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra suç ceza hakimliğine sevk edilecekler. Şunu da belirtelim. Bu soruşturmaya ilişkin aslında savcının tehdit edildiği ana soruşturmaya ilişkin de bir fezleke hazırlandı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bebeklerin ölümüne ilişkin ve o fezleke de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.